Alanya Saadet Partisi ilçe yönetiminin haftalık olağan toplantısı sonrası, toplantıya katılan Saadet Partisi Antalya İl Başkan Danışmanı Mustafa Bacak sert açıklamalarda bulundu. Sürücü sınavlarında yaşanan anlaşılmaz tavır ve uygulamalara değinen Bacak, Milli Eğitim Müdürü ve Kaymakam'a seslendi. Bu haftaki basın toplantımızda 3 ayrı konuda ilgililere ve yetkililere sesleniyor. Bu konuda gereğini yapmalarını rica ediyoruz. İlk konumuz, sürücü kurslarında yaşanan olaylar. Sürücü kurslarında ve sınavlarında yaşanan anlaşılmaz tavır ve uygulamalar dikkatimizi çekiyor. Buradan Milli Eğitim Müdürümüze, onun şahsında kaymakamımıza sesleniyorum. Biz ehliyetli olanlar da aynı süreçten geçtik. Üniversite sınavlarına da girdik. Sınava giren komisyon üyeleri ne yapmak istiyor? Sınava giren adaya ilk defa mı giriyorsun sorusunun manası ne? Baştan sana ilk sınavda geçer not vermeyeceğiz anlamına mı geliyor? Üniversite sınavında bile 3 yanlış bir doğruyu götürürken bu sınavda bir yanlış tüm doğruları nasıl götürüyor? Vicdanınız rahat mı? Ağlayan, üzülen adayların durumundan hiç mi bir şey hissetmiyorsunuz? Hatalardan not kırar, geçer not alırsa hayırlı olsun dersiniz. 100 üzerinden 100 alanı da tebrik edersiniz. Zannediyorum ki sizler de tam notla ehliyet almamışsınızdır. Yoksa size talimat mı verildi? Devletin bütçesine para lazım, ilk sınavda adayı geçirmemeye özen gösterin diye. Alanya'daki trafik uygulamalarına da değinen Bacak, vatandaş uygulamalar ve yapılanlardan rahatsız dedi. Şehrimizde Dimçayı'ndan Dinek'e kadar uzanan sulama kanalı ile ilgili. Buradan hem sulama birliği başkanını ve onun nezdinde eski sulama birliği başkanı, belediye başkanımız Adem Murat Yücel'e sesleniyoruz. Büyükşehir Belediyesi gerekli ilaçlamayı yapmasına rağmen havalar hafifçe sıcadığında kanal çevresi oturan bizler sivrisinek görmeye başladık. Bunun kaynağı zannedersek sulama kanalımızın temiz olmamasından ve durgun su bölümleri olmasındandır. Eskiden yılda bir defa kanal baştan sona temizlenir ve çıkan pislik ve çamur götürülürdü. Kanal çevresi yaşayanlar bunu istiyoruz. Bu yıllardır yapılmıyor. Ayrıyeten sulama birliğinin 20-30 TL gibi sulama borcu olan üyelerine icra takibi uğrayacak mesajları göndermelerini de doğru bulmuyoruz. Bu konuda da dikkatli olunmasını istiyoruz. Teşekkürler efendim. Dimçayı'ndan Dine'ye kadar uzanan sulama kanalı ile ilgili de konuşan Bacak, Büyükşehir Belediyesi gerekli ilaçlamayı yapmasına rağmen sıcak havalarda kanal çevresi oturan bizler sivrisinek görmeye başladık. Bunun kaynağı zannedersek sulama kanalımızın temiz olmamasından ve durgun su bölümleri olmasındandır ifadelerini kullandı. Buradan Emniyet Müdürümüze sesleniyor ve soruyoruz. Vatandaş uygulamalar ve yapılanlardan rahatsız. Öncelikle uygulamalarda uyarı mı yoksa cezalandırma mı öncelikli? Trafik kanunu hangisini emrediyor? Yoksa vatandaşın dediği gibi yukarıdan bir emirle size kota mı veriliyor? Verilen kota kadar ceza yazmakla mı sorumlusunuz? Hükümet sizin yazdığınız cezalarla bütçe açığını kapatmayı düşünüyorsa nafile. Çuvalın dibi delik değil, dibi yok.